Herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Brawl Stars'ın dünkü paylaştığı videoda arkadaşlar bildiğiniz gibi bir sürü detay ortaya çıktı ve birçok da kafa karışıklığı oldu yorumlardan anladığım kadarıyla. İşte efendim kutular kalkıyorsa Brawl Pass ne olacak, biriktirdiğimiz kutular ne olacak ve daha birçok soruyu arkadaşlar bu videoda açıklığa kavuşturacağım ve dünkü yayınlanan videoda gözden kaçırılan inanılmaz önemli detaylar ve yeni gelecek karakterleri size anlatmaya çalışacağım. İlk detaya geçelim arkadaşlar. İlk detayımız gördüğünüz gibi burada Paolo bir şeyler sunuyor ve arka tarafta bir tablet görüntüsü var ve tablet görüntüsünün en üstünde oyunda şu an bildiğiniz gibi 61 tane karakter var. Ancak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 63 karakter yazıyor abi. Yani demek oluyor ki 7 Aralık'ta gösterime gelecek olan Brawl Talk'ta bizlere 2 tane yeni karakteri duyuracak abi Supercell. Her Brawl Talk'ta olduğu gibi ilk karakterimiz 16. sezon Brawl Pass'i ile birlikte oyuna gelecek olan kromatik karakterimiz olacaktır. Peki abi bu karakterin spoilerını bize nerede veriyorlar? Yani yeni kromatik karakterin spoilerını bize nerede veriyorlar? Şurada videonun en sona doğru gidildiğimizde arkadaşlar işte burada bize bir spoiler veriyorlar. Aşağıda şekerler vesaire var. Bir koltuk. Şekerden bir koltuk var, üzerinde bir taç var ve üstünde Omega kutu Daryl var abi. Burada arkadaşlar bizlere bir spoiler veriyor olabilir Supercell. Peki bunu nereden çıkartıyorum? Abi size dünkü videoda da bu tişörtü gösterdim ama arkadaşlar bu tişört bize Paris'te verilen bir tişört. Ve görmüş olduğunuz gibi bu tişörtte abi bu zamana kadar Brawl Stars'ın gerçekten de önemli tarihleri not edilmiş. İlk Brawl Pass'ten işte son Brawl Pass Ghost Station yazıyor arkadaşlar Hayalet istasyonuna kadar. Orada 25.11.2022 en altta Brawl Stars World Finals'e kadar Brawl Stars için önemli olayların tarihleriyle birlikte yazılı olduğu bir tişört. Ve en altında arkadaşlar XX12.2022 Sandyland The Cupcake Fire diyor arkadaşlar. Bu da ne demek? Sandyland şeker diyar demek. The Cupcake Fire ise kek alanı demek arkadaşlar. Ve bu tişörtte verilen detayla birlikte tekrardan bir videoya dönmek istiyorum. Burada şeker diyarı adı altında bir Brawl Pass'ten bahsediyor arkadaşlar tişörtte. Yani açık açık bize spoiler veriyor bu tişörtte gördüğünüz gibi. Sandyland işte XX12.2022 yani Aralık'ta bir tarihte. Yeni Brawl Pass'in ben Sandyland yani şeker diyarı adı altında bir Brawl Pass geleceğini düşünüyorum. Ve burada da bu videonun sonunda da burada gördüğünüz gibi şekerden bir koltuk, bir taç, bir şekerden sopa, değnek tarzında bir şey ve aşağısında diğer şekerler var, lollipoplar var. Yani burada bize verilen arkadaşlar muhtemelen karakterin herhangi bir uzvu olabilir. Buradaki herhangi bir nesne artık bunu da sizin yorumunuza bırakıyorum. Yani o taç yeni kromatik karakterimizle ilgili olabilir. Buradaki koltuk yeni kromatik karakterle ilgili olabilir. Mesela uçan bir karakter olabilir bilmiyorum. Veya aşağısındaki lollipop veya şekerler yeni kromatik karakterimizi işaret ediyor olabilir. Herhangi bir uzvunu temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Bu detayı da bizlere Supercell bu şekilde vermiş abi bu Brawl Stars'ın resmi hesabında yayınlanan videoyla. 61 karakter var dedik oyunda ve şu an arkadaşlar yeni kromatik karakterle 62 oldu. Peki 63. karakter ne olacak abi? Bunun da güzel bir aslında cevabı var arkadaşlar. Şöyle bir cevap vereceğim. Bildiğiniz gibi ben Paris'teyken yayın sırasında Supercell'den Danny ve Paula sahneye çıktı ve arkadaşlar bazı önemli tarihlerden bahsetti ve bunların içinde işte 7 Aralık'ta Brawl Pass olacağından, Brawl Pass'in geleceğinden bahsettiler ve 12 Aralık'ta Brawl Day'si yani Brawl Stars'ın yıl dönümü, doğum günü tarzında bir şey olacağından bahsettiler. Ve abi bildiğiniz gibi Brawl Stars her doğum gününde, her senelerinin dolduğunda sürprizlerle sizlere ücretsiz ödüller veriyorlar. Ve bu senenin ücretsiz ödüllerinin birinde de arkadaşlar belki de yeni ücretsiz karakteri bizlere verirler. Yani 63. karakter aynı Edgar'da olduğu gibi veya diğer ücretsiz verilen karakterler olduğu gibi Supercell yeni yılın hatırına, doğum gününün hatırına vereceği ücretsiz ödüllerden birine yeni karakter yapabilir abi. Yani yeni karakterinde 63. karakterinde ücretsiz bir şekilde bize verilme durumu var arkadaşlar. Ben bu tahminlerden, bu detaylardan bunu yakaladım. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz ama bu tahmin yüksek olasılıkla doğru çıkabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve abi en çok sorulan yorumlarda en çok gördüğüm sorulardan biri Brawl Pass'teki kutular ne olacak? Artık hani kutular kalkıyorsa Brawl Pass ne olacak? Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu videoda kutuların tamamen kalkacağından bahsettiler. Hatta Omega kutu işte o etkinliği yaptıktan sonra sadece bir kez açabileceğiz. Benim anladığım ondan sonra Omega kutu da kalkacak mesela. Bir kereye mahsus gelen bir kutu diye düşünüyorum. Çünkü kutuların hepsi kaldırılıyor. Peki Brawl Pass'teki kutular ne olacak abi? Ben arkadaşlar şurada böyle bir teori yürüttüm. Muhtemelen abi mesela kutulardan ne çıkıyordu? İşte altın çıkıyordu, güç puanı çıkıyordu. Artık Brawl Pass'te kutular yerine hem işte güç puanlarını o kutuların yerine entegre edecekler. İşte Mega kutu atıyorum 500 altın mı çıkıyor içinden? Onun yerine Mega kutu yerine 500 altın. Ve ödülleri çoğaltacaklar işte. Altın ve güç puanı verilebilir arkadaşlar. Veya bildiğiniz gibi şu videoda görüyorsunuz abi. Burada karakterleri ücretsiz açabilmek için toplamamız gereken krediler var. Bir takım görevleri yapıp burada kredi toplayıp arkadaşlar karakterleri açabiliyoruz. Bildiğiniz gibi tanıtılmıştı bu. Artık bence
Brawl Pass'in içerisinde bu kredilerden de veriyor olabilir arkadaşlar. Yani Brawl Pass'in içine hem kutuların yerine güç puanları ve altın olaraktan yansıyacak o kutuların yerine koyacakları şeyler, hem de arkadaşlar burada toplanılan kredileri orada Brawl Pass'in yine aşamalarında da bize bırakabilirler. Buradan kredileri toplayıp daha çabuk bir şekilde karakterleri açabileceğiz diye düşünüyorum. Kutuları açmanız gerekti mi, açmamanız gerekti mi? Bunu da videonun sonlarına doğru sizlere söyleyeceğim. En çok sorulan sorulardan biri bu çünkü. Videonun sonuna kadar sabrederseniz arkadaşlar onu da göreceksiniz. Ama ondan da önce çok önemli bir detayı da sizlere vermek istiyorum abi. Birçok kupa yolu karakterinin artık enderliği değişti. Neden ise arkadaşlar kupa yolu oyundan tamamen kalkacak ve yerine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Star Route yazıyor arkadaşlar. Yani ne demek? Yıldız yolu. Yani yıldız yolu diye bir şey gelecek. Ben bu yıldız yolunun da bu olduğunu düşünüyorum. Hemen videoyu şurayı sarayım abi ben hızlısından. Burayı gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bence yıldız yolu olacak. Yani buna benzer bir şey muhtemelen gelecek. Bunlar yıldız yolunda işte karakterleri böyle parça parça açabileceğimiz yıldız yolu diye düşünüyorum. Ben tabi bunların hiçbir kesin değil bu arada arkadaşlar. Tamamen teori üretiyoruz şu an. Ve gördüğüm detayları sizlerle paylaşıyorum. Çünkü bildiğiniz gördüğünüz gibi karakterlerin altında yıldız yolu yazmakta arkadaşlar. Yani bu karakter yıldız yolunda mevcut diyor. Peki bu tamamıyla değişen kupa yolu karakterlerinin enderlikleri nasıl, onları da söyleyeyim. Bo, Ems ve Stu arkadaşlar destansı karakter olmuş. Nita, Brock, Colt ve Bull ender karakter olurken Jesse, 8 bit, Tick ve Dynamic ise süper ender olmuş arkadaşlar. Buradan da dediğim gibi tekrardan kupa yolunun kaldırıldığını anlayabiliyoruz. Ve arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi isterseniz bu yıldız yolunda karakterleri elmasla satın alabileceğiz. İstersek de ücretsiz bir şekilde burada kredisini doldurup karakteri ücretsiz bir şekilde alabileceğiz gibi duruyor. Yani sadece elmasla, yani burada gösterildiği üzere sadece elmasla alınmayacak abi karakterler. Dediğim gibi yıldız yolunda kredi toplayıp da elmas yerine ücretsiz bir şekilde de alabileceğiz abi istediğimiz karakteri. Ama istersek de direkt ben elmas verip alabileceğiz. Böyle de bir güzellik yapmış Supercell. Bu Brawl Stars efendim diyelim, devam edelim detaylara. En çok soru sorulan detaylardan biri de arkadaşlar kutularla ilgili. Kutular oyundan kalkıyor. Evet, bildiğiniz gibi kutular oyundan kalkacak ama kutularımızı açmamız gerekiyor mu? Birikmiş Brawl Pass'te bir sürü kutumuz var. Arkadaşlar kutularla ilgili şöyle bir bilgi vereceğim. 12 Aralık'a kadar kutuları açmazsanız, nasıl ki abi geçmiş Brawl Pass'teki kutularımızı eğer ki toplamazsak Supercell, yani Brawl Stars bizlerin yerine o kutuları kendisi topluyor. Aynı şekilde arkadaşlar eğer ki siz kutularınızı açmazsanız kutularınız tabii ki de silinmiyor. Supercell, yani Brawl Stars sizlerin yerine o kutuları topluyor abi. Ha, ama diyorsanız ki ben bu kutuları toplamasın Supercell, ben onları yerine toplayayım istiyorsanız kendiniz de açabilirsiniz. Ama burada önemli bir dipnot düşmek istiyorum. Zaten bu videoda da Danny ve Paolo'nun söylediği üzere kutularla ilgili gelişmeleri 7 Aralık'taki Brawl Talk'ta daha da ince ayrıntısına kadar söyleyecekler. O yüzden arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam 7 Aralık'a kadar biriktirmiş olduğum hiçbir kutumu açmam. 7 Aralık'taki Brawl Talk'ta zaten detaylı bilgiyi vereceklerdir. Açın ya da açmayın diye, orayı bekler ve ondan sonra hareket ederim. Kutularla ilgili söyleyebileceğim şey bu. Omega Box'ın da nasıl bir şey olacağını tahmin ediyorum az çok böyle. Bence arkadaşlar %100 içinden elmas çıkacak çünkü tam üstünde bir elmas var arkadaşlar. Zaten buraya gelir görüntü şimdi. Son olarak arkadaşlar 4 milyar kill olayı var bildiğiniz gibi. Bunu abi ben nasıl 4 milyar kill alacağım, nasıl yapacağım, nasıl yapacağım diyenler olmuş. Onu da şu şekilde tekrardan açıklayayım. Siz değil arkadaşlar, sadece tek kişi değil, tüm dünyadaki Brawl Stars oyuncuları yapacak bu olayı. Ve muhtemelen arkadaşlar 4. 5. günde bu etkinlik bitecektir. Çünkü Supercell'in elinde muhtemelen bunlarla ilgili veriler bir aylık fazla vardır. Yani Supercell bitmeyecek bir organizasyonu zaten başlatmaz. Muhtemelen 3-5 günde bitecek bir etkinlik olacak. Ve haberler bölümünde de bu aşamaları takip edebileceğiz arkadaşlar. Zaten aşamaları şu an ekrana geliyor. İşte sonlarında bir Omega kutu veriliyor. Ondan da sonra Omega kutuda Daryl veriliyor. Ondan öncesinde de rozetler, pinler vesaire verilecek arkadaşlar. Haberler bölümünden dediğim gibi ne kadar aşama kaydedilmiş bunu kontrol edebileceğiz ve her aşama kaydedildiğinde dükkana ücretsiz bir şekilde ödüllerimiz gelecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gözden kaçan detayları sizlere aktarmaya çalıştım ve sizlerin yorumlarda bana en çok sorduğunuz, kafanızın en çok karıştığı sorulara da olması gerektiği bir şekilde cevabımı verdim. Umarım artık bununla alakalı kafanızda bir soru işareti kalmaz. Şu anda arkadaşlar tekrardan söylüyorum, bu etkinlik başladı. Oyuna girip killerinizi alabilirsiniz. Yarın da çok değişik bir video sizlerle beraber olacak. Omega Kutu Daryl'la alakalı bomba videolar sizleri bekliyorum. Kanalı takip edip videoya da like atmayı unutmayın. Çekiliş hala devam etmekte. 7 Aralık'ta açıklayacağım bildiğiniz gibi çekilişe. Çekilişe de katılabilirsiniz. Bir önceki videoda söylediğim gibi çekilişe katılmak çok basit, şartı kanala abone olmanız ve videoya like atmanız arkadaşlar. Onun dışında Discord ID'lerinizi yazarsanız sizlere Discord üzerinden iletişime geçeceğim. Benim de Discord sunucum açıklamanın en üstünde var. Takip edin ki ben size hemen ulaşabileyim arkadaşlar. Çekiliş şartları bunlar da 10 tane kişiye totalde 50 mega kutu vermiş olacağım. Yani kişi başı 5 mega kutu, hatta altın kutu da alırsanız bildiğiniz gibi alan kişi, altın kutu bulan kişi 200 mega kutu kazanacak. İnanılmaz bir çekiliş. Ona da kesinlikle katılın diyeyim ve kaçayım arkadaşlar. Umarım da detay videosunu beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.